Herkese günaydın. Kız bacım, sanki hiç başka kıyafetim yokmuş gibi taktım şu şeye. Yeşil kazağı sürekli bunu. Oysa ki bu kazağın 3 rengi var bende. Ama yok, yeşile taktım. Ay, neyse. Hepinize günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi şöyle kocaman kucaklıyorum, benim güzel mis kokulu papatyalarım. Evet. Güne yine başladık. Almanya'dan zifiri karanlığında çocukları okula gönderdik. Sonra Turgut'u bıraktım. Şimdi yine markete geldim. Yemin ediyorum bu markete de abone gibiyim yani. Yemin ediyorum benden daha çok gelen yoktur herhalde şuraya. Her sabah buradayım. Et, met tarzı şeyleri yani bu ara nedense toplu almıyorum. Hep böyle ne, o gün ne yapacaksam onu alıyorum. Şimdi birazdan karar vereceğim. Ya kemikli et yapacağım. Ya da anahtarı nereye koydum? Şu anahtar psikolojisinden de bir çıkabilsem bilmeyeceğim. Ya kemikli et yapacağım. Ya da normal et kavuracağım. Yanına pilav. Ben bugün akşam evde olmayacağım, akşam yemeğinde. Ama herkesin yemeğini hazırlayıp öne gideceğim. Canım arkadaşım beni kızının doğum gününe davet etti. Kızının en sevdiği arkadaşları, yani kendi annesinin arkadaşları olarak bizleri davet etti ve benden de pasta istedi. Ah Elif, ah. Pasta yapacağım bugün. Onun dışında bakıyorum şöyle ne alsam ki diye. Şu icebreaker'ın tadını dün hiç beğenmedim. Ama zalata da yiyesim var. Bu sefer de böyle marul alsam ki. Ay bayağı da tatlı duruyor kız bu. Neyse dur, bugün almayacağım. Bugün evde değilim zaten. Bir tane avokadom var. Birazdan kendime avokadolu bir ekmek yaparım. Sarımsağım, neyim var? Aa, salçam bitiyor ama. Bir tane alsam mı ki? Dur, tam bitince alırım. Bakkala gelmeye bahanem olsun. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet. Bu bacınız daha eve gidemedi. İnanır mısınız? Marketten bir şeyler alacağım dedim ya. Marketten alacaklarımı aldım. Ondan sonra butiğe geçtim. Hazırlamam gereken birkaç tane paket var. Resmen fincan siparişi edenlerin paketleri 14 gün oldu herhalde ben göndereli. Yani bu hafta 14 gün olacak ya da 10 gün olacak. 14 gün değil. Herkesin paketi bitti ama özellikle neden bilmiyorum ama fincan siparişi olanların fincanları gitmedi. 4 kişinin fincanı gitmedi. Şimdi benim ödeyeceğim posta parasına bakar mısınız? Cebimden ödeyeceğim posta parası. Şimdi postaneye gideceğim, kavga edeceğim valla. Yemin ederim tüm cazgırlığımla kavga edeceğim. Paketler nerede? Ya bir de fezişat da değil. Yani 3.99'luk kargoydu. Anahtarı aldım. Anahtarımı aldım kız. Karnım acık babacım ya, saat 11'e geldi. Neyse butiğe geçtim. Tam bir paketleri hazırlayacağım. Arkadaşım aradı. Ah bacım benim. Dedi bacım yetiş, anahtarım evde. Kapıda kaldım. Nasıl yapacağız? Tabii insanlar alışık benim evde şey unutmamdan, anahtarlarımı unutmamdan. Şoförüm, kefir mi alsam, ekmek arası mı alsam? Evet. Kefir mi alsam, ekmek mi alsam diye tereddütte kalmıştım ama ekmek almaya karar verdim. Yumurtalı, tam tahıllı, peynirli, domatesli, kaşarlı bir şeyler aldık bakayım. Aynen, arkadaşım aradı, dedi bacım yetiş. Bacım dedi yetiş. Demedim ayrılığı, gel alışamadım. Bak gözlerime bağışla, bitmesin. Sus 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 sus. Şşşk. Ya ondan sonra dükkandaki tüm işimi bıraktım, gittim. Koştum bacımın. Dedim bacım geliyorum, bekle, yettim. Gittim kapı açtım bacım. Dedim bunun kartın var mı dedim. Gerekmeyen dedim, ihtiyacı olmayan dedim kart dedim. Bana dedim 2-3 tane kart lazım. Hani olur da bir tanesi kırılırsa falan diye ama ben gelmeden zaten büzük bir tane kartı kırmış. Ben kartlaşacağım deyince. Ondan
Ondan sonra üzük. Dedim niye beni beklemiyorsun? Dedim bu işin dedim piri benim. Neyse hallettim çok şükür. Tersten girdin bacım. Yol tekli gidiş. Tabii ki de açtım yani. Bacım ondan sonra da ben kendimi övünce bana kızıyorlar kendini övme diye. Ben kendimi övmeyeyim de kim övsün beni? Gittim bir çilingir edasıyla kapıyı açıverdim bacıma. Kurtardım seni dedim. Neyse mütevazı olalım. Yani verdik işte. Şu kartı oradan bir sıkıştırdım. Dedim, şöyle aşağı indim yukarı gittim sağa döndüm sola döndüm kapı açıldı. Neyse. Yani ben defalarca anahtarını içeride unutmuş ve kapıyı kartlaşmış birisi olarak namım salmış emin ederim. Nam salmışım kapı açan diye. Tövbe estağfurullah. Ay tövbe estağfurullah. Neyse oradan tam çıkacağım baktım Turgut yazdı. Dedi ki ATÜ'ye git araba parçası al yarın arabanı artık yaptıralım. Ay dedim seni dedim adam gibi ya. Neyse. Bir dakika araba parçası almaya gittim. Ondan sonra pat patım da yoktu. Zaten o tarafa gidecektim. Pat patım yoktu çünkü fincan göndereceğim. Nedendir bilmiyorum ama 3 tane takipçimin fincanı gitmedi. Tüm paketler gitti. Fincan paketleri gitmedi. Ha onu dedim değil mi kahveci? Bunu anlatmıştım galiba. Şimdi kavga etmeyeceğim birazdan. Onların paketlerini hazırlamak için dükkana gidiyorum şu an tekrardan. Saat 11 oldu resmen. Saat 11 oldu acımdan öleceğim. 4-5 gündür alıştırdım kendimi böyle erken saatlerde bir şeyler yemeye. Elim ayağım titremeye başladı kız gözüm karardı. Tövbe estağfurullah hiç olmaz normalde böyle şeyler. Abi aç şu hızlı gitsin ödü verir miydin? Tövbe estağfurullah. Neyse dükkana gidiyorum yani şimdi artık daha da eve uğramaya gerek yok. Saat 11. Şimdi 1-2 oradan çekim yaparım. Paketlerimi yapayım. Bir tanesini yapmıştım zaten. Şimdi 3 paketi daha yapayım. Ondan sonra karnımı falan doyurayım derken zaten Ömer Halis'in saati geldi. 12'de çıkarım onu. Yani bir saat sonra dükkandan çıkarım. Ömer Halis'i almaya gitmeden önce paketleri veririm. Ömer Halis yokken kavga edeceğim çünkü. Ömer Halis'in yanında tartışma yapmak istemiyorum. Mesela ya tüh ya keşke şuradan geçseydim ya. Bak sohbeti de. Oh. Sürüyle geliyorlar yemin ederim kaldım burada. Biri de yol vermez vermez ben sana demiyorum. Acıldım da. Bismillah seni beklemeyeceğim. Yapmadığım şey. Normalde yatak
sipariş etsem bu kadar pahalı tutulmazdı. Resmen pasta malzemeleri 32 euro verdim, şaka gibi. Yani pastacılığı zirvede bırakmışım. Çok güzel bir yerde, isabetli bir yerde bırakmışım pastacılığı. Dehşet pahalı pasta malzemeleri. Yani 3-5 şey aldım. Sadece pastayla alakalı şeyler aldım Alman marketinde. 32 euro tuttu, şaka gibi. Ciddi söyleyeyim, 50 euro pasta sipariş versem yeriymiş yani. Böyle. Ay çok acıktım ya. La ilahe illallah. Niye yavaşladın kardeşim ya? İşlerimi hallettim, paketleri verdim. Dedim ki bunlar dedim benim dedim geçen hafta değil dedim, ondan önceki dedim pazartesi ve cuma günü gönderdiğim paketlerin dedim devamı dedim. Ben bu adamı tam önüne mi denk geldim ya? Ölçüm yapıyordu sanki. Şuraya mı park etsem? Acaba bana mı geliyor? Yok değilmiş. Neyse. Komiş falan dedi. Hani çok komik işte, komiş ya komiş dedim. Ya dedim ne az iş finst dedim. Mea at dedim komiş. İş finst dedim. Voll ärgerlich dedim. Bir dakika Türkçe olarak şey yapayım. İşte hani çok komik, hani çok tuhaf falan muhabbeti yaptı. Dedim tuhaftan ziyade dedim. Benim için dedim çok dedim sinir bozucu bir şey dedim. Ciddi anlamda dedim sinir bozucu bir şey dedim. Çünkü dedim ben şimdi dedim hani bu dedim hani 6 kişiydi. 6 kişi dedim paketi gitmedi dedim. Ve dedim özellikle ben dedim o gün dedim size dedim burada dedim 38 yani bir dedim pazartesi günü dedim 28 paket verdim dedim. Bir sonraki pazartesi dedim 30 mu 32 tane paket mi ne verdim dedim. Ay bu adam dur bir dakika size bir sorma hissi zorunlu hissettim. Dedim bu dedim çok dedim sinir bozucu dedim çünkü dedim 3 kişinin dedim parasını iade ettim yani gönderdiğim ürünün dedim parasını iade ettim dedim artı dedim kargo ücretlerini dedim onlara dedim geri ödemek zorunda kaldım bir de dedim hani 3 hani 4 kişi dedim paketim tekrar geri istedi dedim şimdi hem dedim ürünü bedava gönderiyorum dedim artı bir de dedim posta parası dedim benim cebimden çıkıyor dedim da siz me dedim koymuş dedim yani dedim eşitim ziyan dedim me gelir. Ama sonuç olarak fezişat olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Yani kasım onları elimde ama hani yapıp hiçbir şey yapamıyoruz. Dedim ben dedim yani affedin istedim istedim fezişat istedim iş. Musadif basmak mı? Hani das geht so nicht dedim. Das mir dedim 6 paket dedim fehlen dedim. Weil dedim zurückgekommen sind ya auch nicht. Yani paketler geri de gelmedi. Hani geri gelse eyvallah. Hani gene içindekini hani artık yani fazladan verdiğim kargo ücretine diyeceğim hadi neyse olsun yapacak bir şey yok ama ürünler de yok paketler de geri gelmedi
Gıcık oluyor tabii böyle bu durumda. Çünkü mesela ben şimdi bak gittim de 28 euro. Bütün paketleri 28 euro cebimden ödedim mesela. Öyle. Şimdi şeyi arayacağım. Köln bonu arayacağım. En üstlerini, en başlarını arayacağım. Kasım bonlar da elimde. Öyle de yani şey bile olsa sonuç olarak yani ben de onların müşterisiyim. Harika bir şey. Paketler nerede? Hani ne tarafa gittikleri de ben hepsinin üstünü tekrardan resmini çektim. Bir Agi Betir'in sorduracağım yani. Öyle şimdi ben Halis'i almaya geldim. Tamam, babacığımız eve gidecek de yemek yapacak da pasta yapacak. Öyle işte. Nelerle uğraşıyorum ben ya. Vallahi billahi. Bu yolun Google'a girme Google çekimi yapıyorlar herhalde buraya, Google Maps çekimi. Şu an tam kapının karşısında ben, adam da kenarımda, ben de arabanın içinde tek başıma konuşuyorum. Vallahi bunlar çekim yapıyor. Adama açtım camımı, dedim ki çekeyim arabayı dedim. Hani yanlış bir yerde miydim? Yo yo sıkıntı yok dedi. Durabilirsin diye dedim. Tamam durayım bari. Ay estağfurullah, estağfurullah. Aha geliyor benim züppürük. Sana geliyor. Ali Can. Demin arabada aklıma gelmedi. Kadın sana demiyorum, takipçilerimle konuşuyorum. Kadın adamın karısı demez mi? Şey müşterilerin kesin yalan söylüyor. Arkama bir döndüm bir baktım. Asla dedim kadına. Bir çattım böyle bir kaşlarımı. Asla dedim benim takipçilerim dedim yalan söylemez. Onlar benim dedim sadece ha, asla benim şey. Onlar benim dedim sadece müşterim değil dedim. Onlar benim dedim takipçim. Kesinlikle dedim yalan söylemezler dedim. Hadi bir tanesi yalan söyledim. Hepsi mi yalan söylüyor dedim. Yani paketi almışlardır ama almadık diyorlardır diyor. Dedim kesinlikle katiyen dedim. Böyle bir şey dedim. Söz konusu bile değil. Bak arabada unuttum ben onu daha söylemeyi. Şimdi aklıma geliyor. Deli mi ne? Tövbe estağfurullah. Hayır dedim. Dedim ne münasebet? Kahve içmem lazım. Ağabey. Neredesiniz biz? Acil kahve içmem lazım. Şu kremaları hemen dolaba atayım da. Bakkaldan da peynir almışım. Bir tane salam almışım. Şöyle pişmeden yapılan pudingden almışım. Bir de 1,5 kilo et. Neyse. Çorban var. Şunları hemen burada. Son hali.
Bakın seni biliriz, bazen çiçek bazen felaket. Arkadaşım kızı için istedi benden. Valla seneler sonra pasta yaptım. Hiç yaparken de çekmedim ama yazarken çekmeye çalıştım. Şöyle de güzel bir şey oldu. Güzel duruyor. Daha önce hiç pastanın üstüne isim yazmamıştım. Merak ediyordum yazarsam nasıl olur diye. Gayet güzel olmuş. Beni överken ben. Yok bacım, vazgeçemiyorum bu uyumdan. Allah beni kahretmesin. Evet. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Mutfakta yemek yapıyoruz. Ondan sonra duş alıyorum. Üstümü değiştiriyorum. Pastayı teslim ediyorum. Pastayı teslim ettikten sonra kocam alıyorum. Kocam alıp eve getiriyorum. Onları yemeklerini koyuyorum. Ondan sonra doğum gününe gidiyorum. Şimdi bir tane okuldan geldi. Ömer Halis de anca acıktı. Hep şimdi oturduk. Çorba yiyorlar. Ondan sonra da dünden kalan makarna vardı. Sucuklu makarna yapmıştım. Onu ısıttım. Onu da yiyecekler. Şimdi akşamın yemeğini hazırlıyorum. 1,5 kilo et aldım. Onun 1 kilosunu böyle doğradım. Yağlı bir etti. Önce yağlarını kızdırdım. Ondan sonra toparlandınız. Et attım içine. Şöyle yeşil biber, kırmızı biber, soğan. Yarım da domatesim vardı. Sadece domatesim kalmış. Başka zaten çok da domates olunca turbut yemiyor. Şöyle bol baharatlı, güzel. Az sulu. Şu suyu çektireceğim. Bu suyu çekene kadar böyle yavaş yavaş kaynayacak. Ondan sonra diğer tüm malzemeleri atacağım içine. Yanına azıcık da şöyle küçük bir fincanla, bir fincanlık da dedim şöyle bir pilav yapayım. Etin suyunu neredeyse çekmek üzere. Şimdi soğanını, biberini, her şeyini ekleyeceğim. Bir de sarımsak unutmuşum. 4-5 diş de sarımsak ekleyeceğim. Ondan sonra da artık duşumu alıp üzerimi değiştireceğim ve kocişimi almaya gideceğim. Giderken dönüşte de onu eve bırakacağım, Gülşen'i alacağım. Ha Mikal, ekmek almaya gidin, hadi 2 dakika Ömer'le. Ben hazırım. Bakın şöyle giyindim, etek, beyaz çorap daha finish feeling. Beyaz çorapsız asla, hatta dur bir dakika. Michael Jackson style yapacağız şimdi. Bu bir moda. Çok şükür ki beyaz çorapla bu tarz ayakkabılar moda oldu. Ve ben... Aman ayağıma girmedi. Tövbe estağfurullah. Aslında arkadaşım geldi aldı. Şimdi Turgut'u almaya gidiyorum. Ondan sonra Turgut'u eve bırakacağım. Sonra da doğum gününe gideceğim. Hadi bakalım. Aa, bu arada yemeklerim de hazır. Çok da güzel oldu. Allah'ım dur bir dakika, 2 dakika onları da göstereyim. Hem çöp alayım şuradan. Bakın pilav tane tane. Etim de böyle. Hiç salça kullanmadım. Olanları da ekmek almaya göndermiştim. Yemekler de hazır. Böyle bakalım. Evet canlarım benim. Ben eve geldim. Ay vallahi o kadar güzel, o kadar komik geçti ki yemin ederim kahkahalar havada uçtu. O kadar güzeldi. Vallahi yedik, içtik, sohbet ettik, güldük, eğlendik. Oh, sonuç olarak tabii ki de kültür dükkanına geri geldik. Ve bir günün de sonuna geldik. Benden, bizden, bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ölmezsek yarın yine burada buluşur ve görüşürüz. Ölürsek de benden yana herkese helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.